Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün üst koridorda Fiora oynuyorum. Karşımda Teemo var. Şu an girdiğim ünlü ekranda görüyorsunuz. Yenilmez ünü aldım. Karşıma Teemo olduğu için de ilk item olarak Doran Kalkanı aldım. Normalde Doran Kılıcı alacaktım. Doran Kalkanı sayesinde can yenileyebiliyoruz. Zaten Teemo da sürekli bizi dürtecek. Teemo böyle Fiora gibi şampiyonları biraz counterlıyor. Adam Q sayesinde beni kör ediyor. Kör ettikten sonra da normal saldırı yapamıyorum. Yani vurduğum zaman işlemiyor. Üstünüze sıvışma olduğu zaman bu kör etme süresi azalıyor. Şuradan vurayım. Pingim çok fazla. Hani 108 ping de oynuyorum. Q attığım zaman o gecikme az da olsa hissediyorum çünkü TR'deyiz yani. Karşımdaki adamın pingi çok daha az. Her neyse, şimdi 2 levelde olduk. İkinci olarak W açıyorum. F noktaya vurdum. Büyük ihtimalle Teemo öldü şimdi. Flash da attı. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Şimdi hemen base'e gideceğim. Işın Hanım var. Buradan Ekko bana girmeye çalışacak. Tamam, girmedi. Şu büyük menü alayım, öyle gideyim. Ekko arkadan gelecek şimdi. Gel vur bana. Ve niye vurmadı ona? Aa, ölmedi. Level atladı. İnşallah dönüp bana vurmaz. Hadi, son anda az daha ölecektim. Teemo geldi. Hemen kaçmam lazım. Adamın flash'ı yok. Normalde Merkür alacaktım ama şu an 2-0 öndeyim. Yani Merkür'ü sonra da alabilirim. İnternetim sıkıntı olmaya başladı. 150 ping de oynuyorum. Sanki PB'de oynuyor gibi. Arkasına geçip vuramadım. Tamam, bunu aldık. W'm var. Zaten flash'ta yok adamın. Şöyle W'ye atayım. Bana mı saldı? Yok, bunu aldı. Tamam, güzel. Normalde ilk item olarak Merkür alacaktım. Tabii çok önde olduğum için şimdi İlyas Sindiren alacağım. Bu item pasifi sayesinde bir yetenek kullandıktan sonra ilk normal saldırımız hedefin canına göre vuruyor. Ve vurduğumuz hasarın da %50'si kadar iyileşebiliyoruz. Ve bu pasifin bekleme süresi 1,5 saniye. Zaten normalde Fiora oynarken Q attıktan sonra bir tane normal saldırı yapıyoruz fazladan vurmak için. Bu sırada bu item devreye giriyor ve hasarımız bayağı fazla oluyor. İyileştiğimiz için de takaslan üstüne çıkabiliyoruz. Şimdi zayıf nokta üst tarafta çıktı. Hemen şuraya bir tane vurmam lazım. Q attıktan sonra normal saldırı yapmayı unutmayın fazladan vurmak için. Ekko minaretta da gözükmüyor. Bana geliyor. Şurada gördüm. Arkadan gelecek. Adamla 4 level aslında keserim ya. Kesemeyiz. Usta neyseydim büyük ihtimalle ölecektim. Yorda W'nüz yokken direkt böyle takaslara girmeyin. Yani 1'e 2 girmeyin, kaybedebilirsiniz. Q atayım. Hemen geri çıkıyorum. Çok fazla minyon var. Yani takası devam etsem minyonlar bana vuracak. Şimdi Teemo gözükmüyor. Bizim Yasuo bayağı bir zorlamış. Ekko'ya gidiyor. Tabii Teemo da oraya gitti. Ama boşuna gitti. Ekko bizim adamı kesti. Bu İlyas Sindiren bittiği zaman da ikinci olarak Vahşi Aydır alacağım. Artık Vahşi Aydır'ın aktifi yok, sadece pasifi var. Ama pasifi güncellendi. Normalde önceki Vahşi Aydır'da normal saldırı yaptığımız zaman devreye giriyordu. Yani etraftaki birimlere bu şekilde hasar verebiliyorduk. Artık yeni halinde yetenek kullandığımız zaman da Vahşi Aydır'ın pasifi devreye giriyor. Yani Q attığım zaman, W attığım zaman etraftaki birimlere de vurabileceğim. Şimdi Teemo gözükmüyor. Büyük ihtimalle base'e gitti. Şu lane'i iyice pushlayayım. Ondan sonra ben de gideyim. Çok fazla mantar koymuş. İnşallah görünmez değildir. Yani pasifi sayesinde bazen görünmez olup bekleyebiliyorlar. Hemen şöyle geri çıkayım. Flash attı, çok iyi. Bizim yonlar da bayağı vuracak ona. Şimdi Teemo lane'i ittirdi. Hemen tape attım buraya. Alt tarafı doğru kaçıyor. Ekko alameti almış. Yani bu tarafa gidersem büyük ihtimalle beni kesecekler. Bir de ama mantar attığı için de bu maç tarayıcı almak zorundayım. Yani mantarları sayesinde kesebilir. Ben seni aldım ki. Onu da geldi. Giderek flash attım. Bunu keselim. Teemo'yu da aldık. Bunu da bana sağladı. Çok iyi. Orada ultiyi patlatmak için mecburen flash attım. O alttaki zayıf noktaya vurmam lazımdı iyileşmek için. Yorulda böyle ulti attıktan sonra adamın dört tarafındaki zayıf noktayı patlatmanız lazım. Ya da rakibi kesmeniz lazım. İlaç sindirini bitirdim. Şu an hasarım çok fazla. Direkt Q attığım gibi bu item devreye giriyor. Zaten görüyorsunuz, yani bekleme süresine giriyor. Yeniden göstereyim. Şekilde fazladan vurabiliyorsunuz. Bu maçta pingim biraz daha düşük olsaydı daha iyi olacaktı. Yani normalde pingim bu kadar fazla olmuyordu yani TR sunucusunda. Ama o kadar sorun olmadı. Yani şu an geride değilim. Direkt 4'e 0 olduk. Karşı takımı tek kasan Lucian. Yani oyun sonunda üstüne atladığım zaman büyük ihtimalle kesebilirim. Tabi yanında Lulu var. Lulu olduğu zaman biraz daha zor oluyor. Hemen şu kuleden stekleri alayım. Bizim bot bayağı geri düşmüş. Bende TP de yok. Şu kuleyi almam lazım. Karşı bot bizim kuleyi de aldı galiba. Evet, benim direkt bota gitmem lazım. Hemen base'e gideyim. Şimdi Merkür'ü bitirdim. Bir de vampir alsa aldım can çalmam olsun diye. Şimdi biraz botu ittirmem lazım. Ve bu tarafta o mavi alacak gibi. Tamam, güzel alamadı. Teemo da bizim beyni kesti. Adam 0'a 5 olmuş. Toparlaması da bayağı zor şimdi. Bu mavi alabilsem bayağı güzel olacak. Sürekli Q attığım için manam çok çok bitiyor. Ama Ekko geliyor. Bizim buradan çıkmamız lazım. Bende mana da kalmadı. Acaba keser miyiz ya? Ben W atmıştım orada.
Biraz geç attık galiba. Olmadı. Şimdi pingim biraz da olsa düştü. Belki orada ping yüzünden W'ye basamamışımdır. Yani çünkü basmıştım ama okumadığı gibi bir şey oldu. Şunda 9-2 oldu. Herkes tek atıyor ya. Maç gidecek gibi yani. Fazla bir şey yapamayacağız. Bizim bot toplam 11 kere ölmüş. Ben şu an ne kadar önde olursam olayım, adamlar da Ekluş'unu koruduğu için fazla bir şey yapamıyorum. Arkasına geçeyim. Gel buraya. Küm gelecek. Kesin öldü ya. Kaçamayacak şimdi. Yeniden Q atacağım. Hop aldık zaten. Ben biraz daha kasarsam belki maç alırız. O büyük mühürü ben alsaydım güzel olacaktı. Şimdi base'e gideyim. Pingim de yavaştan düşmeye başladı. O büyük mühürü alsaydım direkt Tiamat'ı bitirecektim. Şu an 50 gold'a ihtiyacım var. Bunu beklemeyeceğiz. Ben bir de gitmem lazım. Şu an ışınlarım var da. Bot'a gitmeye gerek yok gibi. Zaten totem falan yok. Gidemem yani. Işından yerine bitkinlik alsaydım daha güzel olabilirdi. Yani Lush'una bitkinlik attığım zaman direkt takım savaşlarında kesebilirdik. Hem fazla vuramazdı. Şu adamı keselim. Çok iyi. 700 gold verdi. Bunları aldık gibi ya. Bunu keselim. Çok iyi. Ulti'yi biraz gereksiz attım. Hemen base'e gidip Bahşişehir'i bitirdim. Şu an çok rahat bir şekilde lane'i pushlayabileceğim. Üçüncü tem olarak da ölümü dansı alacağım. Şimdi topu ittirecektim. Adamlar mid alameti saldılar. Hemen gitmem lazım. Beni de direkt salmış galiba. Şu an 0-7 gidiyor. Bilerek öyle bir şey yaptım ama saçmaladım şu an ya. Yani alameti alayım diye yaptım onu. Ama araya girdiğim zaman çok fazla hasar aldım. Flash'ım da gitti orada. Keşke öyle bir şey yapmasaydım yani. Alamet vurmasın diye yaptım. Direkt alamet alayım, keserim diye. Ben maçı kaybettik galiba. Zaten bizim takımda hani bot lane yok, yapacak bir şey yok. Arada böyle şanssızlıklar olabiliyor. Şimdi ben bir kesebilirsem. Tamam. Bunu da aldık. Çok iyi aslında. Maçı alırız gibi. Ama şu an görünmez olduğunu zannediyor galiba. Direkt bunu da kestik. Bence şu an maçı kazanabiliriz. Bende 3K para oldu. Hemen şuraya pushlayıp base'e gitmem lazım. Duşun öldüğü zaman adamlar direkt kaybediyorlar. Şu Red'i ben alsam daha iyi olur da. Hadi Yasuo'yu salacağım. Bizim Nunu gelmedi. Ben de bu maç TP'yi biraz boşuna almış oldum. Yani kullanacak fırsat da olmadı. Ölümün dansını bitirdim. Şuraya bir tane totem atacağım. Yani birisi backdoor yapmaya çalışırsa direkt TP ile gelmem lazım. Yoksa kaybederiz. Bizim mentalite olmasa, oynasa belki şu an maç alacağız da. Adam direkt salmış. Yani hiçbir şekilde takım savaşlarına gelmiyor. Tatemin de baronu alabilirdik ama onun gelmedi. Ve takımda anlaşmazlıklar olduğu zaman direkt maçı kaybedebiliyorsunuz. Şimdi adamların hepsi geliyor. Bizim de sadece merkez kaldı. Bende flash falan da yok. Bizim beyin ölmemesi lazım. Yani en azından hasar çıkarsa bizim için yeterli. Şu an direkt Lush'una fokuslanacağım. Yani Lush'unu kesebilirsem büyük ihtimalle direkt kazanırız. Nunu gidiyor bakalım. Kartopunu atarsa çok iyi olacak. Tamam, güzel battı onu. Ama tek yedi. Lush'una vurdum. Bizim Nunu'yu da kestiler. Ben ustanı yemeseydim çok iyi olurdu. Lush'unu kesemedik, yaklaşamadım adama. Çok fazla hasar aldım, yapacak bir şey yok. Bizim bot böyle yapmasaydı alacaktık. Direkt Vayne'i de yok ettiler. Adam 0-8 gitti. Zerat da 1-6 ama Zerat elinden geleni yaptı yani. Oynamaya çalıştı. Yine hiçbir şekilde fightları falan da gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bizim Vayne böyle yapmasaydı belki maç alırdık ama yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince Fjord'un yeni temelle birlikte ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.